20 Nisan 2023 Perşembe Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Ankara programında 8 koşu var. Sadece altılı ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. Ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 16 yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Ağır tempodan dolayı da bir atın çok ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Öncelikle liderliği 1 numaralı Özerdinç'in alacağını belirtelim. Kendisinden daha süratli bir isim yok. Bu at liderliği almadan da ön grupta başarılı koşabiliyor fakat, imkanı varken liderliği alıp çıktığı gibi bitirmeye çalışması gerekir. Özerdinç 9 yarışına geldi ve önde boş kalsa bile eskisi gibi direnç gösteremiyor. Bu sebeple bitirme ihtimalini zayıf görüyoruz. Bu şartlarda onu en yakın takip edecek olan isim, en şanslı at olacaktır. Bu tanıma en uygun isim de, 4 numaralı Diyarbekir'dir. Diyarbekir, Özerdinç'in hemen arkasına konumlanacak ve bir yere kadar rakibini takip edecektir. Uzun sprinti olan bu safkan, Gökhan Kocakaya idaresinde 2'de 1 yaptı. Atını çok iyi tanıyan Gökhan Kocakaya, yerinde yürümesini ve kazanmasını da bilecektir. 4 numaralı Diyarbakır, banko yazılarak güne başlanabilir. Biz sigorta amaçlı yanına bir isim önereceğiz. Bu isim de 2 numaralı Hızlı Kuruş olacaktır. Hızlı Kuruş, sprint mesafesini ayarlayabildiği her yarışında iddialı oluyor. Ağır temponun farkında olan rakipleri, önlere erken sarkar ve yarışı hafif süratlendirirse, Hızlı Kuruş sonlarda çok sert gelecektir. Biz az olan bu ihtimale karşı Hızlı Kuruş'u ekleyeceğiz. Aslında Diyarbakır'ın kazanamaması durumunda buranın karışabileceğini belirtelim. Feyyat Baba, Bamsi Bey, Şimşek İzi ve Asrasyat, bu şartlarda iyi koşabilecek ve birbirini sürekli geçebilecek atlardır. Bu atları yazsaydık, kalan rakipleri de bunlardan eksik değil diyerek onları da eklemek zorunda kalırdık. Kısacası bizce Diyarbakır kazanmaya çok yakındır. Dileyenler banko ile altılıya başlayabilirler. Biz sadece Hızlı Kuruş'u yanına ekleyip, ilk ayağı 4 ve 2 sıralaması ile geçeceğiz. Sizler bütçenize ve kurgunuza göre bu ayağı değerlendirebilirsiniz. İkinci ayak. 3 yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. 8 numaralı Spas, 2 yarışını da kaçarak kazanmıştı. Kolay yarış kazanan Safkan, kalitesini belli etti ve 2 yarışta 60 handikap puanına ulaştı. Ancak bugün farklı şartlarda yarışacak. İlk kez çim piste çıkacak ve Gezzal gibi çok süratli bir stile sahip rakibi var. Bu koşuda liderliği bizce Gezzal alacaktır. Hemen arkasına Spas yerleşecektir. Onun yanında da Anadolu Show, yer tutmaya çalışacaktır. Bu mesafede yarışın erken süratlenme ihtimali çok yüksektir. 8 numaralı Spas bu kez Gökhan Kocakaya idaresinde yarışacak. İlk kez çim piste çıkacak olan Spas, bu şartlarda biraz zorlanabilir. Çim pisti koşmaz diyemeyiz fakat kumu çok daha iyi olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Eğer bu koşuda Gezzal olmasaydı, belki yine çıktığı gibi bitirebilir diyebilirdik. Stili rakibinin varlığından dolayı tek bırakmak riskli olur. Yine de ilk sıradan yazalım. Bu arada yarış günü yağmur beklentisi de var. Olur da pistler değişirse Spas biraz daha şanslı konuma gelir. İlk rakip olarak 3 numaralı Mountain yazalım. Ara sonrası uzunda yarışlar gören Safkan, geçen sezonki form durumuna ulaştı. Yarış çimde olursa mutlaka iyi koşacak ve üst sıralarda adını duyuracaktır. 1 numaralı Aegean Spirit, her iki pistte de mutlaka çok koşacak bir isimdir. Mükemmel form durumunu yarışa taşıyıp kazanabilir. Yarışın temposu veya pist ne olursa olsun, mutlaka kuponlarda olması gerekir. Bu üç isim arasından bir birinci çıkacağını düşünüyoruz. Yarış günü gelen son dakika bilgileri ve pist durumuna göre hazırlayacağımız güncel şablonu, WhatsApp ile katılım sağlayan abonelerimize göndereceğiz. Aylık cüzi bir miktarda abonelik alıp, bir ay boyunca tüm yorumları, güncel son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını cep telefonunuza alabilirsiniz. Bunu da katılım sağlayacak olanlar için belirtelim.
Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 8, 3, 1 şeklindedir. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. Üçüncü ayak. 4 yaşlı Arapların şartlı 5 yarışı 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. 4 numaralı Mr. Win için rakipler çok uygun. Yarış çimde koşulursa mutlaka çok şanslı olacaktır. Fakat limit mesafesinden dolayı tek bırakmak riskli olur. 1 numaralı Kurtoba, 2 numaralı Albayhan ve 3 numaralı Kasap Ender, çimde veya kumda iyi koşmasını beklediğimiz üçlüdür. Bu üçlüyü ayırımsız kuponlara işaretleyelim. Son olarak, 6 grup atı olsa da çimde çok farklı koşması beklenen 5 numaralı Savaşçı Hatun'u yazabiliriz. Bu at isterse liderliği alarak da yarışabilir. Müslüm Çelik idaresinde, tempoyu belirleyerek yarışırsa, sürpriz bir yarış çıkarabilir. Sağlam kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4, 1, 2, 3, 5 şeklindedir. Dördüncü ayak. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 7 yarışı 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir tempo oluşacaktır. 4 numaralı Aventus, 6 numaralı Ghost Cat ve 2 numaralı Günpınarlı, liderliği ilk metrelerde isteyecek olan atlardır. Hemen arkalarında 3 numaralı Blaze the Great ve 1 numaralı Hachim yer tutarken, en geride ise 5 numaralı Federico bekleyecektir. Bu şartlarda herkesin aklına gelen ilk şey, bekleme yapan 5 numaralı Federico'dur. Federico, yarış içi şartlardan ziyade, bu tip mesafelerde çok etkili koşan bir isim olduğu için, ağır tempoda bile bu grupta yazılması gereken bir isimdir. Bugün özellikle süratli tempoda geçecek olan bu yarışta, sonlarda grubu kolayca avlayabilir. Net favorimizdir fakat tek yazmayacağız. Gökhan Kocakaya, daha önce Federico'ya 3 kez bindi ve ikisini kazandı. Bugün 201 gün arası olan Aventus'u tercih etmiş. 4 numaralı Aventus, ara sonrası düzenli hazırlıklarla bu koşuya katılıyor. Bu atın idman derecelerini dikkate almamak gerekir. Yarışlarında çok daha farklı koşuyor. Biz binici tercihine istinaden kuponlara ekleyelim. 2 numaralı Gürpınarlı, ıslak pistten dolayı liderliği alarak yarışırsa yakalanmayabilir. Binicisi Ayhan Kurşun, daha önce Aventus'un sürekli binicisiydi. Bu atlarda binici değişikliğine gitti. Sürekli geçmesi muhtemel olan tempoya rağmen kuponlara işaretleyelim. 1 numaralı Hachim, Adana'ya gelip 2 kez uzunda yarışmıştı. Urfa'da orta mesafelerde daha başarılı koşan Safkan, bu kez Ankara'da sevdiği mesafeye çıkacak. Güçlü Safkan'ın mutlaka iyi koşacağını düşünüyoruz. Ghost Cat, stili rakipleri olduğunda zorlanıyor. Müslüm Çelik idaresinde daha iyi koşabilir fakat bu kadar süratli at varken şans vermedik. Blaze the Great ise idman durumunu beğendiğimiz bir isim. Bu atı da uzun mesafeli bir yarışta, bir tık daha uygun grupta yazmak üzere not aldık. Bugün için şans veremedik. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5, 4, 2, 1 şeklindedir. Beşinci ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 5 yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 4 tane süratli isim var. 1 numaralı Hayalet Kız, 2 numaralı Hikaye, 4 numaralı Pixie ve 6 numaralı Sefam olsun, bazen liderliği alarak yarışan isimlerdir.
Bunlar arasında daha ısrarcı olanı 2 numaralı hikayedir. Diğerlerinin ne kadar ısrarcı olacağını ve tempoyu ne kadar yükselteceğini tam olarak bilemeyiz. Ama hafif süratli bir tempo mutlaka olacaktır. 1 numaralı hayalet kız, çok inatçı bir isim. Düzlükte eğer öndeki rakibini erken atlayabilirse, geriden gelebilecek her türlü sprint karşılık verebiliyor. Bu sebeple bugün de ilk sıradan yazılmalıdır. Hayatlet kızı tek yazmama sebebimiz, 2 numaralı hikaye gibi önde süratli gidecek dirençli bir atın olmasıdır. 2 numaralı hikaye, uzun mesafeyi eksik koşan bir isim. Fakat Vedat idaresinde düzlüğe biraz avanslı çıkabilirse, zorlanarak da olsa kazanabilir. İkinci sıradan yazalım. 3 numaralı Miss Beren, ara sonrası 2 yarış üst üste kazandı. Dinçlik yarışını kazanıp üstüne bir yarış daha kazanmak çok önemli bir başarıdır. Bugün bir tık daha sert rakipleri olacak. Fakat yarış hayatı boyunca Kocaeli'deki kaba kum pistteki 3 yarışında da geçilmeyen Miss Beren'i bugün yazmamak olmaz. Bu rakipleri de geçerse hiç şaşırmayız. 5 numaralı Apex Sima'yı sprint kontenjanından yazmak istiyoruz. Olur da yarış çok erken süratlenirse, sonlarda kanatlanıp gelebilir. 6 numaralı Sefa Molsun için grup sert olabilir. Fakat bu şartlarda kazanma şansı var. Bu atın kazanma şansı, Hayalet Kız'ın eksik koşmasına bağlı olacaktır. Hayalet Kız bu kez eksik koşar ve hikayede mesafeden etkilenirse, hemen arkalarında konumlanacak olan Sefa Molsun yarışı çalabilir. Çok geniş kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1, 2, 3, 5, 6 şeklindedir. Altıncı ayak. 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışı, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. 6 numaralı Taylor, son yarışında çime çıkınca farklı koşacağı söylenen bir isimdi. Çok iyi koştu fakat, binicisinin aşırı güveni sonucu çok fazla beklediği için yetiştiremedi. Ahmet Çelik bir süre ceza aldığı için, bugün Ayhan Kurşun idaresinde yarışacak. Yarışın hafif süratli bir tempoda geçeceğini de söyleyebiliriz. Son yarışı sonrası tatlı tutulan Taylor, bu yarışa hedefli geliyor. Yarış içi bir aksilik yaşamazsa kolay bile kazanacağını söyleyebiliriz. Pistler değişmezse gün içerisindeki net bankomuz 6 numaralı Taylor olacaktır. Eğer pistler değişirse, duruma göre rakiplerini değerlendireceğiz. Son güncel bilgileri, WhatsApp abonelerimize göndereceğimizi hatırlatalım. Bu arada katıl butonu ile WhatsApp abonelik alınmadığını belirtelim. Katıl butonu sadece kanala destek amaçlıdır. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız, teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.